Mutfakta bir ressam gibi çalışan Şef Gürkan Topçu bizlere kurban kavurması hazırladı. Gürkan Şef'in kurban kavurması ile ilgili önemli uyarıları bu bayramda milyonlarca kişinin işine gerçekten çok yarayacak. Gürkan Şef mutfağını sizler için açtı. Şimdi sizlere doğru kurban kavurması nasıl yapılır? Bunlarla ilgili püf noktaları vereceğim. Pazartesi günü kurban bayramı. Peki kavurma nasıl yapılır? Bıraktık. Evet. Zeytinyağı koymadım. Ayçiçek yağı koymadım. Gürkan Şef'in muhteşem kavurma tarifi Magazin 8'de. Vay 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 vay. Bakın bakın renk döndü. Gürkan Topçu namı diğer etin jönü Gürkan Şef kurban etiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikli olarak kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin şimdiden. Nereden yapmalıyız kurban kavurmasını? Koldan. Buttan peki olmaz mı? Gürkan Şef der gibisiniz. Tabii ki olur. Ancak ben kol kısmını öneriyorum. Çünkü neden? Canlı oturma kalkma işlemini buradan yaptığı için eti daha sert olacaktır. O yüzden kol kısmından yapalım diyorum ben. Kurban kavurması saç tavada yapılmalıymış. Saç tavamızı asla ama asla bulaşık makinelerinin önüne atmıyoruz. Ne yapacağız? Elimiz var burada. Elimizle sıcak bir şekilde süngerle deterjan asla ama asla bulaştırmayacağız deterjan. Evet, sünger yardımıyla sıcak suda ilk öncelik olarak soğanla veya limonla da bu işlemi yapabiliriz. Kurban kavurması saç tavaya atılıyor ancak bir önemli uyarı daha geliyor Gürkan Şef'ten. Gördüğünüz gibi yağ var. Bu ne yağı? Kendi böbreklerden böbrek üstü çıkan yağlar. Bıraktık. Evet. Zeytinyağı koymadım, ayçiçek yağı koymadım, mısır yağı koymadım. Kendi yağında, özelliği bu. Kendi yağında yapmak. Hemen biraz daha ateşini açıyorum. Çünkü neden? Burada benim yüksek ateşe ihtiyacım var. Yağlar pişmeye başladı. Vay 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 vay. Bakın. Renk döndü. Tabii her sıçramada artık lezzet geliyor size. Posası tamamen sıvıyı bıraktığında onunla vedalaşacağım. Bu arada kurban etlerini kavurma için keserken parçalara ayırma işlemine de dikkat değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi parçalar hemen hemen hepsi eşit boyda. Çünkü neden? Eğer ki biz bunu minik, küçük ya da daha büyük parçalar halinde kesseydik, kimisi hemen küçük olan eriyecekti. Büyük daha geç eriyecekti. O halde ne olacaktı? Küçük yanacaktı. Gürkan Şef'in sıradaki ince hareketini dikkatle izleyin. Hemen işi biraz daha aromatik hale sokmak için ne lazım bana? Kaval kemiği, koldan çıkan ve de kürek kemiğimizi hemen koyuyorum. Bu da karamelize olsun istiyorum. Çünkü neden? İçerisinde ilik var. İlik. Onun da lezzet vermesini istiyorum. Oradaki yağ. Kurbanın sakatatlarıyla ilgili de önemli bir tavsiye veriyor Gürkan Şef. Sakatatları hemen o akşam, özellikle akciğeri. Çünkü niçin? Akciğer şişecektir. Şişecektir ve daha sonraki, yani ertesi güne kaldığında asla lezzet almayacaksınız. Hemen ne yapmanız lazım? Yahni. Kurban kavurmamızın aroması hazır. Bakın. Nasıl sarımtırak hali geldi ve içerisindeki sıvıyı bıraktı. Peki hadi at etleri. Neden atmıyorsun der gibisiniz. Hayır. Şu an benim biraz daha aromatikliğe ihtiyacım var. O nedir? Zaten bizim evet kuzularımız kekikle beslendi. Aman dikkat edelim, yanmayalım diyelim. Evet, aromatik olsun diye hemen kekik kullandım. Taze kekik. Aromatikliğini verecek. Ve. Vay! Limon damlaları. Çünkü neden? Daha soft hale getiriyor. Daha soft hale getiriyor etimizi. Buna sarımsak da ekleniyor. Kabuklarıyla birlikte aromasını versin istiyoruz. Zaten artık beni al diyor. Renginden anladım. Bakın. Beni al dedi. Gürkan Şef resmen yağlı boya tablo yapan ressam gibi tuvalde büyük bir aşkla renkleri fırçasına sürüp tabloya ruhunu yansıtıyor. Vay 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 vay. Kurbanın yağından elde edilen sıvıya kekik, limon ve sarımsak eklendikten sonra eşit parçalarda kesilmiş etler saç tavaya bırakıldı. Vay maşallah. Bakın rengini almaya başladı.
Saç tavaya soğan, domates ve biberler de eklendi. Bu muhteşem tablo açık artırmayla herhalde 5 milyon dolara satılır. Soğanlarımızı, aynı şekilde biberlerimiz, acı ya da tatlı. Kurban kavurmamız hazır. Afiyet olsun. Tekrar tekrar herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sevdiklerimizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum.